Kanaliz ekranlarından herkese merhaba. Yeni bir video ile yine sizlerle beraberiz. Bu hafta sizler için parabolik SAR indikatörünü ele aldık. Parabolik SAR herhangi bir finansal varlığın fiyat yönünü belirlemenin yanı sıra fiyat yönünün ne zaman değiştiğine dikkat çekmek için kullanılan teknik bir göstergedir. 1978 yılında Wells Wilder tarafından geliştirilmiştir. Wilder, Amerikalı bir makine mühendisi, teknik analiz uzmanı ve teknik analizdeki çalışmaları ile tanınan bir isimdir. Teknik analiz yazılımında temel göstergeler olarak kabul edilen göreceli güç endeksi, ortalama yön endeksi ve ortalama gerçek aralık gibi teknik göstergelerin babasıdır. Parabolik SAR, potansiyel durma ve geri dönüş noktalarını belirlemek için kullanılan fiyat ve zaman bazlı bir ticaret sistemini ifade eder. Wilder buna parabolik zaman fiyat sistemi adını verdi. İndikatörün formülü gereği çizdiği şekil bir parabole benzediği için indikatör isminde parabolik ifadesi yer almaktadır. Ayrıca parabolik SAR'daki SAR, Stop and Reverse'ün açılımıdır. Yani durdur ve geri dön anlamına gelir. Parabolik SAR, bir grafikte mum çubuklarının üstüne veya altına yerleştirilmiş bir dizi nokta olarak görünür. Her mum çubuğu ile birlikte bir nokta oluşur. Bazı platformlarda bu artı olarak da görülebilir. Fiyatın altında yer alan bir nokta yükseliş sinyali olarak kabul edilir. Tam tersi, fiyatın üzerinde yer alan bir nokta ise ayıların fiyatlara hakimiyet kurduğu ve momentumun muhtemelen aşağı yönde olacağını göstermek için kullanılır. Noktalar döndüğünde fiyat yönünde potansiyel bir değişikliğin sürmekte olduğunu gösterir. Örneğin noktalar fiyatın üzerinde ise fiyatın altına düştüğünde fiyatta daha fazla artışa işaret edebilir. Peki parabolik SAR nasıl hesaplanır? Yükselen ve düşen SAR formülleri farklı olduğundan hesaplamayı iki bölüme ayırmak işimizi kolaylaştıracaktır. En az 5 veya daha fazla dönem için fiyat izlenir. Mum çubuklarına ait en yüksek değer ve en düşük değerleri ifade eden EP'ler kaydedilir. Fiyat yükseliyorsa formülde önceki SAR değeri olarak bu 5 dönemin en düşük seviyesi kullanılır. Fiyat düşüyorsa önceki SAR değeri olarak bu dönemlerin en yüksek değeri kullanılır. Başlangıçta 0,02 AF değeri kullanılır. Her yeni yüksek veya düşük değer için AF değeri 0,02 arttırılır. Maksimum AF değeri 0,2'dir. Formül oldukça karışık dursa da aslında indikatör bizim için bütün hesaplamaları otomatik olarak yapmaktadır. Kullanırken herhangi bir formüle ihtiyaç duymayız. Ancak fikir sahibi olmak açısından nasıl hesaplandığını bilmekte fayda olduğu için kısaca değindik. Parabolik SAR'ın bir takım varsayılan girdi ayarları bulunmaktadır. Başlangıç, formülde belirtilen AF değerini yani hızlanma faktörünü ifade eder ve varsayılan olarak 0,02 belirlenmiştir. AF değeri, SAR'daki değişim oranını etkileyen bir çarpandır. Artım, her yeni yüksek veya düşük mum çubuğu değeri oluşması durumunda AF artış değerini ifade eder ve belirlenen maksimum değere ulaşana kadar AF değeri kademeli olarak 0,02 artar. Bu değer aynı zamanda göstergenin hassasiyetini belirler. Bu değer düşürülürse indikatör çizimleri fiyattan uzaklaşır. Bu da tersine dönme olasılığını azaltır. Yükseltildiğinde ise indikatör çizimleri fiyata yaklaşır. Bu da tersine dönme olasılığını arttırır. Örneğin ekranda yer alan çizelgede iki aynı grafik yer almaktadır. Artım değeri soldaki grafikte 0,01, sağdaki grafikte ise 0,03'tür. İndikatör sağdaki grafikte daha hassastır. Çünkü daha fazla geri dönüş bulunmaktadır. Bunun nedeni artım değerinin soldaki grafikten daha yüksek olmasıdır. AF değerinin ulaşabileceği maksimum değer 0,2'dir. Göstergenin hassasiyeti maksimum adım kullanılarak da ayarlanabilir. Maksimum adım hassasiyeti etkileyebilirken artım değeri daha fazla ağırlık taşır. Çünkü trend geliştikçe artan artış oranını belirler. Örneğin ekranda yer alan çizelgede iki aynı grafik yer almaktadır. Maksimum değer soldaki grafikte 0,2, sağdaki grafikte ise 0,1'dir. İndikatör sağdaki grafikte daha hassastır. Çünkü daha fazla geri dönüş bulunmaktadır. Bunun nedeni maksimum değerin soldaki grafikten daha düşük olmasıdır. Başta da belirtildiği gibi bu ayarlar varsayılan değerlerdir. Kullanıcı eğer isterse bu ayarlarda değişiklik yapabilir. Ancak geliştirdiğiniz bir strateji yoksa varsayılan ayarlarda değişiklik yapılmasını tavsiye etmiyoruz.
Peki parabolik sar nasıl kullanılır? İndikatör fiyatı takip eder ve bu sebeple trendi takip eden bir gösterge olarak düşünülebilir. Eğer noktalar fiyatın altında ise yükselen, üstünde ise düşen trend var demektir. Ekranda yer alan grafik, indikatörün bir trend sırasında kar elde etmek için iyi çalıştığını göstermektedir. Ancak fiyat yatay hareket ettiğinde veya dalgalı bir piyasada işlem gördüğünde birçok yanlış sinyale yol açabilir. Gösterge fiyat yükselirken trader'ı işlemde tutabilir. Fakat fiyat yatay hareket ettiğinde trader daha fazla zarar veya küçük kar beklemelidir. Parabolik sarın bir başka işlevi ise alsat sinyalleri üretmesidir. Ekranda yer alan grafikte fiyatların altında beliren ilk nokta yükselen trendin başladığı anlamına gelir ve al sinyali olarak değerlendirilir. Nitekim fiyatlar bu sinyalden sonra yükselmiştir. Yine hareketin devamında fiyatların üstünde beliren ilk nokta düşen trendin başladığı anlamına gelir ve sat sinyali olarak değerlendirilir. Nitekim fiyatlar bu sinyalden sonra düşmüştür. Konunun anlaşılması için üretilen sinyallerle ilgili net örnekler ekrana yansıtılmıştır. Az önce de değindiğimiz gibi her zaman bu şekilde sinyaller alınmamakta, fiyat yatay hareket ettiğinde veya dalgalı bir piyasada işlem gördüğünde birçok yanlış sinyale yol açabilmektedir. Parabolik sarın diğer bir işlevi ise stop loss seviyesi belirleme yöntemi olarak kullanılmasıdır. Alış yönlü veya satış yönlü işlemlerde gösterge çizimleri stop loss veya take profit seviyesi olarak kullanılabilir. İndikatör bir yükseliş trendinde asla azalmaz ve fiyatlar yükseldikçe karı sürekli olarak korur. Gösterge bir stop loss kaybını azaltma eğilimine karşı bir koruma görevi görür. Parabolik sar fiyatları takip eden bir stop gibi takip eder. Aynı hususlar satış yönlü işlemler için de geçerlidir. İşlemlerinizde yalnızca belirli bir göstergeye güvenmekten çok, belirli bir sinyali onaylayan birkaç göstergeyi kullanmak daha faydalı olacaktır. RSI, ADX veya hareketli ortalama gibi diğer göstergeleri kullanarak parabolik sar tarafından üretilen sinyalleri güçlendirebilirsiniz. Örneğin, fiyat uzun vadeli hareketli ortalamanın üzerinde işlem gördüğünde indikatörün vermiş olduğu al sinyalleri çok daha ikna edici olacaktır. Uzun vadeli hareketli ortalamanın üstündeki fiyat, günün boğaların kontrolünde olduğunu ve son alış sinyalinin yeni bir dalga başlangıcı olabileceği ihtimalini daha da kuvvetlendirecektir. Sonuç olarak parabolik sar, finansal bir varlığın yönünü ölçmek ve zarar kes emirleri vermek için kullanılır. Gösterge, trend olan bir ortamda iyi sonuçlar üretme eğilimindedir. Ancak fiyatlar yatay hareket etmeye başladığında, tıpkı diğer indikatörlerde olduğu gibi birçok yanlış sinyal üretir. Bazı zayıf sinyallerin filtrelenmesine yardımcı olmak için yalnızca güçlü trend yönünde işlem yapmak faydalı olacaktır. Hareketli ortalama gibi bazı diğer teknik araçlar bu konuda yardımcı olabilir. İyi eğilimlerle birleştirilen doğru ayarlar harika bir ticaret sistemi oluşturabilir. Yanlış ayarlar kayıplara ve hayal kırıklığına neden olacaktır. Altın bir kural veya her şeye uyan tek bir ayar yoktur. Her bir menkul kıymet kendi özelliklerine göre değerlendirilir.